Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diyale Haşr Risalesinden devam ediyoruz. Burada da 9. hakikate geldik. Hatta dün itibariyle başladık. Dün değil evvelsi gün itibariyle başladık. Yalan olmasın. Estağfurullah. Ve bir paragrafını okuyup üzerine tefekkürde bulunmaya çalıştık. 9. hakikat hangi cümleyle başlıyor? Hangi anahtarla bizi aleme, bizi bahara, bizi oluşlara çağırıyor dersek, işte hemen başındaki o cümledir o. Bab-ı ihya ve imatedir. İsmi hayy-i kayyumun, muhyi ve mümitin cilvesidir. Yani 9. hakikat boyunca biz kainata ihya ve imate kapısından gireceğiz. Ne demek bunlar? Hayat ve ölüm. Canlandırış ve öldürüş diyelim, öyle tabir edelim. Bu kapıdan gireceğiz. Bu türden oluşlara, tecellilere, tasarruflara bakacağız. Onlardan Cenab-ı Hakk'ın esmasına uzanmaya çalışacağız. Hangi isimlerine mesela? İsmi Hayy-i Kayyum'a. İsmi Azam olduğu da söylenen bir rivayette ya da ismi Azamlardan birisi olduğu söylenen Hayy-i Kayyum'a ve diğer taraftan Muhyi ve Mümit'in cilvesine uzanacakmışız. Muhyi ne demek? Yine hayat veren demek. Mümit ne demek? Öldüren demek. Cenab-ı Hak hem Muhyi hem Mümit. Hem öldürüyor hem diriltiyor. Bu iki ismin sahibi de Cenab-ı Hak. Burada tabi Müslümanların varlık algısına da bir gönderme var. Hemen bunu dersin başında şöyle bir konuşalım bir iki dakika. Bakıyorsunuz bütün şirk ekollerinde neredeyse hep şöylesi bir arıza var. Tecellileri veya fiilleri veya oluşları, yansımaları birbirlerine benzetemediklerinde, aralarında bir zıtlık ilgisi bulduklarında ne yapıyorlar? Bunun çözümünün onları farklı ilahlara vermek olduğunu düşünüyorlar. Mesela işte Yunan mitolojisini bilirsiniz. İşte pek çok onların dizisi de yapıldı, yok Herkül'dür, Zeyna'dır, şudur budur. Orada işte bir savaş tanrısı var, Ares. Bir bilmem ne tanrısı var, bilmem kim. Yok işte şarap tanrısı var, şu. Yani ne bulmuşlarsa, neyi müstakil bulmuşlarsa, uygun arsayı nerede görmüşlerse, iş bilir müteahhit gibi binayı dikmişler oraya. Hemen bir tanrı da oraya uydurmuşlar. Bu şekilde o düğümü çözebildiklerini sanmışlar. Neydi o düğüm? İşte varlıktaki birbirine benzemeyen oluşlar. Ama bu benzememeklik birbirinden haber veriyor olmaya engel değil. Veya ikisini bir sistemin parçası yapmaya engel değil. Bunu çözememişler. Hani mesela bir araba imal edildiğinde o malzeme hem yakılıyor hem soğutuluyor. Hem kesiliyor hem ekleniyor, lehimleniyor. Ne bileyim, hem vidalanıyor hem sökülüyor mesela. Yani bütün bu oluşlar aynı bütünlüğün parçası. Yani her türlü işte hepimiz kendi mesleğimizde, kendi muhatap olduğumuz oluş kısmında varlığın, belki çalışmanın da bir hikmeti bu Cenab-ı Hakk'ın bizi meslek sahibi yapması. O vesileyle hem rızık sahibi hem de bir oluşun şahidi olma sırrına mazhar etmesi. Belki çalışmaya bu açıdan da bakabiliriz. Buna bakıyor. Cenab-ı Hak bizi şöyle böyle ekmekçidir, ayakkabı boyacısıdır, otobüs şoförüdür, bilet satıcısıdır, şudur budur, yani envai çeşit bir şekilde imalat süreçlerine dahil etmiş. Konfeksiyonluyla, derisiyle, şuyla, buyuyla, otomotiv sanayiyle, şunla bunla. Hepimiz bir şekilde bir oluşun şahidi oluyoruz. İçinde yer alıyoruz. Ve orada görüyoruz ki ya zıtlıklar, birbirinin düşmanı olmak, rakibi olmak, ne diyelim,
farklı farklı faillerin elinde bulunmak zorunda değil. Ya ortak bir amaca sahiplerse, sonuçta bir bütünlüğü oluşturuyorlarsa, o isimler aynı zatın isimleridir. Öyle görülmelidir. Öyle olması o organizasyonu selamete çıkarır. Yani mesela parçalama işiyle birleştirme işini yapan aynı amaca hizmet etmeli, aynı elle yönetilmeli ki parçalananla birleştirilen bir uyum sağlasın. O kendisine göre parçalıyor, bu nereye göre birleştiriyor, bu işler karışır yani. Vidayı yapan, vidalayacak olan olmalı. Boruyu parçalara ayıran, o parçaların birleştirileceği şekli bilen olmalı. Bir mobilya eve kurulduğu zaman en iyi kim kuruyor? İmalatçısı, yani onu daha önce parçalayan, o bütün halindeydi. Onu parçalara ayırdı, yani sistemi zaten onun üzerineydi. Sonra da geldi, evinizde en kolay o kurdu. Bu böyle olur. Varlığa baktığımızda da evet, Cenab-ı Hakk'ın zıtlıklar olarak bizi muhatap ettiği, zıtlıklar şeklinde gördüğümüz, bize öyle okuttuğu tecelliler var. Soğuk var, sıcak var, beyaz var, siyah var, iyi var, kötü var, ne diyelim, tuzlu var, tuzsuz var, şu var, bu var, tatlı var falan filan. Bütün bunlar elbette baktığınızda birbirine aynısı olmayan, birbirinin ne diyelim, her şekilde aynalığını sağlamayan şeyler, ama bu demek değildir ki birbirlerinden haber vermiyorlar. Onların aynı sisteme hizmet ediyor oluşları bile zaten aynı zatın isimleri olduğunu göstermekte. İşte bunlardan ikisi de Muhyi ve Mumit. Cenab-ı Hak bu isimleri sahipleniyor. Bunlar benim diyor. Birisini alıp diğersini reddetmiyor. İkisi de benim esmam diye buyuruyor bize. Ve biz de biliyoruz ki evet, Cenab-ı Hak hem dirilten hem öldüren, hem hayat veren hem öldüren. Neden böyle? Çünkü hayattan gidiş de tıpkı hayata geliş gibi düzenli. Onun da bir ölçüsü var, bir tayinle, bir sistemle. Ve biz biliyoruz ki aslında bizim hayatta, daha bu dünyada şahit olduğumuz gidişler aslında ekosistemin içinde tekrar geri dönüşler. İşte o Eşkıya filminde vardı ya, işte öleceksin, toprak olacaksın, sonra o topraktan bir çiçek çıkacak, ona bir arı konacak, belki o arı ben olacağım falan. Biz o noktaya gitmeyelim ama evet, Cenab-ı Hak bu kainatı birinin ölümünü diğerinin hayatının sebebi kılarak var etmiş. Hatta bazen de aynı türün içinde o ölümü yeni bir hayatın vesilesi kılmış. İşte tırtıl, tırtıllığında ölüyor, bir kozalak örüyor kendisine, içine giriyor, orada ölüyor, tırtıllığında ölüyor ama kelebekliğinde diriliyor. Bunun gibi yumurta hayatında ölüyor canlı, yumurta hayatı bitiyor ama özgür, daha hür, daha hareketli bir hayata diriliyor. Anne karnındaki hayatımız bitiyor, bu dünyadaki hayatımız başlıyor. Bir anlamda bu da o hayatın ölümü. Mevlana Celaleddin Hazretleri onu Mesnevisinde bir temsille anlatıyor. Anne karnındaki iki çocuğun diyaloğu, ki bu diyalog yabancı filmlerde de kullanılıyor. Mesela Will Smith'in Gizli Güzellik diye bir filmi var arkadaşlar. İzlemeyenler varsa tavsiye edebilirim. Hoş bir film yani. İlginç şeyler anlatıyor hayatın, ölümün anlamına dair. Orada mesela Ölüm diye bir karakter var. O Will Smith'le konuşurken bu hikayeyi anlatıyor. Yine meşhur bir oyuncu da onu oynayan, ismi aklıma gelmedi, yaşlı bir kadın. Anne karnındaki çocuk konuşuyorlar. Birisi diyor ki doğmak, yani doğmak onun için ölüm gibi. Çünkü anne karnındaki hayattan başka hayat bilmiyor. Diğeri diyor ki ya nasıl buna ihtimal verirsin, hani biz buradan daha geniş bir aleme çıkacağız falan filan. Özetle böyle, aynı bu temsil şeyde de geçiyordu, Babaziz'de, İran filmi, onda da vardı bu. Hülasa aslı galiba Mesnevi'de geçiyor, ben öyle diyebiliyorum. Biz şimdi ölüm diyoruz ona ama bu dünyadaki hayatımızın gidişi itibariyle diyoruz. Daha uzak bir yerden bakmıyoruz ki onun ne yaptığını bilelim. Aklımızla, kalbimizle, vahyin sayesinde o tarafa, o gayba uzanıyoruz. Bir bilinç, bir bilgi sahibi bu sayede oluyoruz. Diyoruz ki ölü, Allah yolunda öldürülenler öldü demeyin. Neden? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın katında onlar diri. Sadece Allah yolunda öldürülenler için mi geçerli bu? Hayır, aslında bütün ölümler
bir açıdan diri. Çünkü saklanıyorlar, hıfzediliyorlar. Ha, şehitlerin durumu daha ayrı bir durum. Cenab-ı Hakk'ın onlara ayrı mükafatı var. Öldürüldüklerini kendileri de bilmiyorlar. Bize gelen haberler böyle. Hala yaşadıklarını sanıyorlar. Ama normal ölüler bile hayata mazhar olduklarını bir şekilde onlarla ölümlerinden sonra bile kurulan bağlantılarda hissediyoruz. Kimi zaman rüyalarımızda, kimi zaman farklı şekillerde onların hala hayatımızda dahil olduklarını hissedebiliyoruz. Ki dini anlamda da onlar şu an bir berzah alemindeler, ara alemdeler. Mahşerde tekrar dirilecekler. Cennet ve cehennem taksimatından sonra evli evine köylü köyüne olacak yani bizim durumumuz. Biz şu an yaşıyoruz ama o zaman biz de ölmüş olacağız. O ara aleme geçmiş olacağız. Bu hayattan gidiş değil, hayatın ara evresi. Ölüm hayatın bir parçası. İslam'a göre bu böyle. Evet, ilk cümlede çok oyalandık. Tekrar en başa dönelim. Onu hep yapıyoruz, yine yapalım. Bu güzel risale, bu güzel metin, bu güzel tefsir hangi ayetle, hangi güzel adımla başlıyordu onu bir hatırlayalım. 10. söz Haşr bahsi 2 ayeti kerimeyle başlıyor. 1. ayetimiz Bismillahirrahmanirrahim ki her yolumuzun bidayeti. Bediüzzaman Hazretleri'nin 1. sözdeki ifadesiyle her hayrın başı. Yani hayır ne demek? Hayır, üstad başka bir yerde vücudidir, küllidir diyor. İki ifade kullanıyor. Yani hem varlıksaldır hem kapsamlı olandır. Bütünde görünendir hayır. Bütün eğer varlığa hizmet ediyorsa o zaman o şey hayırlıdır. Söz gelimi işte hep verdiğim örnek benim de zaten Zübeyir Tercan abiden alıntıladığım bir örnek bu holografik bakıştan. Bir ameliyathanedeki kesim işi, kangren olan bir uzun kesilmesi parçaya baktığınızda ademi bir iştir. Adamın organı gidiyor, bacağı gidiyor, eli gidiyor, parmağı gidiyor neyse. Ama daha geriden baktığınızda o kesim işlemi sayesinde o insanın varlığı devam edecek. Kangren vücuduna yayılmayacak veya kanseri, o doku kesilmişse mesela kanserli bir doku kesilmişse daha fazla vücuda yayılmayacak. O ademi fiil aslında külliyette neye karşılık geliyor? Vücudu bir işleme. O insanın varlığının devamına bakıyor. İşte bu şekilde aslında kainattaki bütün ademilikler, bizim şahit olduklarımız, o işte kötü dediklerimiz, savaştır, depremdir, şudur budur, aslında bunların hepsinin varlığın sisteminin devamında bir fonksiyonu var. Ama biz o fonksiyonu içindeyken tam göremiyoruz. Kendi kısıtlı alanımızda muhatap olduğumuz şey bizim takatimizi aşıyor. Cemali celal olarak görüyoruz kendi alanımızda. Yoksa belki bir jeolog mesela bildiğiyle depremle muhatap olduğunda kendi malumatıyla diyor ki ya Allah, eğer Allah'a da imanı varsa mesela, ya Allah ne eşsiz bir düzen yaratmış, bu depremler olmasa şöyle şöyle küre-i arzın, dünyanın, zeminin dengesi bozulurdu. Yani bizim celal diye okuduğumuz, yaşarken çokça korktuğumuz o olay, o teolog için, jeolog için, teolog din adamı demek, din uzmanı demek diyelim daha doğrusu. Jeolog toprakla ilgilenen demek, toprak uzmanı. Onun için cemali bir hadise. Benzerini diğer bilim dalları için de söyleyebiliriz. Bir yanardağın patlaması, bir hortum hadisesi. O mesleğin erbabı için o hadiseler çok güzel. Çünkü biliyor hikmetini, varlıkta neyi ifade ettiğini biliyor. Tekrar başa dönersek, Besmele'ye bakarsak buradan. Bismillahirrahmanirrahim hem başlangıcı hem toparlayışı ifade ediyor. Diyor ki varlık Rahman'dan geliyor, Rahim'den geliyor, onun uluhiyetinden geliyor. Başka adresten gelmiyor, varlığa karşı suizan etmeyin. 2. Karıştırdınız mı resmi? Yine hatırınıza getirin ki yine bu resim oraya bakıyor. Gittiği yer yine orası. Yani Cenab-ı Hakk'ın uluhiyeti, rahmaniyeti, rahimiyeti. Bunlar yine ona varacak. Bunu düşünerek bu sondaki toparlanışla yine ona döneceği hakikatinin altını çizmekle balans ayarınızı böylece yapın diye bize öğretiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ki dünyada getirilmiş getirilecek bütün besmeleler sayısınca. Biz olalım, canlılar olsun, cansızlar olsun. Evet, ikinci ayetimiz ise Rum suresinin 50. ayeti.
Bakalım ezberlemiş miyim? Estağfirullah. Fenzur ila ether rahmetillahi keyfe yuhil arza ba'de mevtiha. İnne zâlike le muhil mevta ve huve alâ küllü şeyin kadir. Evet, ezberlemişim. Elhamdülillah. Bu ayeti kerime bize ne buyuruyor? Kısa bir mealiyle söz basın vermiş. Hemen okuyalım. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Ayet-i kerime bize o 9. hakikat ve diğer hakikatlerin başındaki cümleler gibi bakarsak buraya, bab-ı rahmet ve kudretten kainata sokuyor bizi. Bahara baktırıyor. İsmi Rahman ve Kadir'in cilvesinde bir yolculuk yaptırıyor. Diyor ki, Cenab-ı Hak bu kainatı ya da şöyle bir yerden alıp gelelim. Haşir dediğiniz hadise bu kainatta bir istisna olmayacak. Ya zaten kainat haşir üzerine yaratılmış. Haşir kanunu varlığın her yerinde geçerli. Ne demek bu? Her şey bir diriliş yaşıyor zaten. Ölümler ve dirilişler var olmanın bir parçası. Nefes alıyoruz, veriyoruz değil mi? Bak almak, vermek. Birbirine zıt. Bir nevi almak, yaşamak, vermek, ölüm. Diğer açıdan bakıyoruz mesela kuraklık, yağmur. Ölüm ve diriliş gibi. Diğer açıdan bakıyoruz işte daha büyük resim görelim. İşte çöllerin varlığı. Ama diğer tarafta yeşil yeşil toprakların varlığı, işte o zıtlıklar. Bunun külliyetli bir aynası bahar. Orada bunlar azam mertebede yansıyor bu dünya şartlarında. Cenab-ı Hak varlıktan çekilmiş, kışın örtüsü altına saklanmış, bir nevi bir parça hiçliğe gitmiş varlığı tekrar tekrar her sene çağırıyor, tekrar ikramda bulunuyor, tekrar ihsanda bulunuyor, tekrar onları sevindiriyor, hayatla tanıştırıyor, tekrar gönderiyor, tekrar getiriyor, tekrar gönderiyor, tekrar getiriyor. Biz dedik ya, daha evvel konuştuk bu mevzuyu, tekrar dersin kıymetini gösterir. Tekrar dersin kıymetini gösterir. Bir, iki, tekrar hissedar olanlara, o tekrardan alacakları ders için bir ayrıca ihsandır yani. Bir öğrenci, öğretmeni ona dersini tekrar ettikçe, ha elbette bir aşamadan sonra eğer çok iyi bellemişseniz öğretmeninize hocam detay anlatmayın diyebilirsiniz ama eğer ihtiyacınız varsa o derse ve o derse uyanıklığınız geçiyorsa, hafızanız zayıfsa, hoca ne kadar hatırlatsa dersiniz ya bunu da hatırlamaya gerek var. İnsan fani, dünyanın hali değişiyor sürekli. Bu bahar dersi her sene verilse az mı olur, eksik mi olur? Haşa olmaz. Zaten biz biliyoruz ki Kur'an'daki tekrarların da hikmeti bu. Birçok ayet var tekrar edilen, birçok kıssa var tekrar edilen. Hadis-i şeriflerdeki tekrarın da hikmeti bu. Varlıktaki tekrarın da hikmeti bu. Ders teksir ediliyor. Ders tekrar ediliyor. Ders talebeye merhametten, rahmetten, yine rahmaniyetin ve rahimiyetin şanıyla tekrar hatırlatılıyor. Bak, varlık gidiyor, geliyor. Bak, varlık gidiyor, geliyor. Bak, varlık gidiyor, geliyor. Bak, ne alacağım ben buradan? Ben de gidiyorum. Demek ki ben de geleceğim. Bunu dersini almamız lazım ve diyoruz ki evet, böyle bir gidişi ve gelişi iktiza eden rahmet, yani Cenab-ı Hakk'ın onları hiçlikte, karanlıkta, yoklukta, kışlıkta bırakmamasını gerektiren rahmet, yine iktiza eder ki insanoğlu varlığın kıymetlisi, en sanatlısı o da kendi kışında kalmasın, baharına dönsün ve yine baharda bir, on, yüz bin, yüz bin değil, milyon, on milyon, trilyon bilmem ne kadar türü tekrar varlığa çağıran Allah, ferdi varlığa çağıran Allah, yine o kudretle imkan verir ki insan türünü de tekrar varlığa çağırsın. Yani insan onların içinde sadece bir tür. Orada çağrılan tür sayısı, dedik ya, bilmiyoruz kesin. Daha bildiğimiz kısmı milyar. Ama bilmediğimiz kısmı belki trilyona varıyor. Tek hücreliler var mesela, hala keşfediliyor. Buz eriyor, buzun suyunun içinde, kutuplardaki suyun içinde 28 tane yeni bakteri bulmuşlar. Bakteriydi galiba. Denizin dibinde yeni yeni canlılar hala çıkmaya devam ediyor derinlere inildikçe.
Bazen böyle belgesel tarz şeyler oluyor. Mariana Çukuru'na doğru bir kameralı denizaltı yolluyorlar. Zaten normal insanın gitmesi çok zor oraya. Çok yüksek basınç var yani. O kameralı denizaltı görüntülerken bakıyorsun hiç daha önce görülmemiş bir canlı. Işık saçıyor. Allah Allah. Karanlıklarda Cenab-ı Hak onların lambalarını içlerine koymuş. Ya da başka bir tür, başka bir bakteri, başka bir küçük böcekçik. Her yer şen hayatla. İşte bu kadar tür diyoruz ya, türler saymakla da bitmiyor. Bunlar bilinen kısmı. Bu da bilinen hayatın kısmı. Biz sadece karbon bazlı hayatı biliyoruz. Ya ateş özlü hayat, mesela cinlerin hayatı. Cenab-ı Hak onları ateşten yaratmış. Kim bilir ne türleri var. Veya onların aleminin ne tür canlıları var. Veya melekler, nurdan yaratılanlar, farklı farklı şeylerden yaratılanlar. Üstad diyor hatta karanlıktan, ışıktan ve karanlıktan yaratılan canlılar bile var. Üstad böyle söylüyor. Onlar diyor hayata daha layık, daha müsait. Nasıl bir müsaitlik bilmiyoruz. Kim bilir ne alt türler var bilmiyoruz. Her neyse bu biraz daha uzağa gitmiş olduk mevzudan, geri dönelim. Bu kadar türü varlığa çağıran kudret yine imkan verir ki insan türü de varlığa çağrılsın. Bunun Cenab-ı Hak açısından hiçbir zorluğu yok. Bu ayeti kerimede bize Haşri bu iki perspektiften gösterdi. Dokuzuncu hakikatte bu perspektifi işte ölüm ve hayata taşıyor. Orada rahmet ve kudretti. Burada muhyi ve mumit oldu. Muhyi'ye rahmetten bakalım, mümite kudretten bakalım. Veya ikisini birden gösterdiğine hayy-i kayyum olarak düşünüp buradaki şeyi görelim, büyük resmi. Dün değil evvelsi gün ilk paragrafı ders yapmıştık. Orada şunu görmüştük. Baharda Cenab-ı Hak üç şeydeki sonsuzluğunu gösteriyor. İlmi, iradesi, kudreti. Bunlardaki sonsuzluk, bahardaki çeşitliliğe, karışıklığa, düzene, karışıklık derken işlerin karışıklığı ama onların düzenle sonuca varması. Bu tür şeylere baktırarak bize orada aslında bir sonsuzluk dersi veriyor. Bu alanda bunu başaran ancak sonsuzdur dememiz lazım diye ilk paragraf bir önceki derste bize ders vermişti. Şimdi orayı doğrudan okuyacağım. Üzerinde durmayacağım o ilk paragrafın, sonra devamını okuyarak tefekkür edeceğiz. Belki bugün biraz mesafe alırız çünkü temsiller var, onları hızlı geçebiliriz diye umuyorum, diliyorum. Tabii tevfik Allah'tan, işimizde belli olmuyor, onun da altını çiziyorum. Bab-ı ihya ve imatedir girdiğimiz kapı. Hayat verilişi ve ölümün verilişi kapısı veya hayatın verilişi ve alınışı kapısı. İsmi Hayy-i Kayyum'un hayat veren, hayatı yaratan, hayat sahibi olan Allah'ın ve kayyum her şeyi devam ettiren, biz kayyum atandı diyoruz mesela, ona kayyum da deniyordu ama kayyum yanlış galiba, doğrusu kayyum demek lazım. Asıl kayyum bu kelime, Cenab-ı Hakk'ın ismi olan kelime. Kayyum da aslında o işi yarıyor, devam ettiriyor değil mi? Bir firmaya kayyum atandığı zaman o firmanın devam etmesi sağlanıyor bir nevi. Eğer iflasın eşiğindeyse veya işleri düzenli devam etmiyorsa falan, kayyum o işleri devam ettiriyor, düzeni sağlıyor. Kayyum da bunun uluhiyet dairesindeki şeyi. Bu varlığı da birisi sürekli düzende tutuyor, devamda tutuyor, istikrarda tutuyor, varlıkta tutuyor. Eğer olmasaydı böyle, bu varlık dağılmaya, sapıtmaya, çarpışmaya, çakışmaya, çatışmaya çok müsait bir yapıda. Neden? Çünkü burayı şöyle bir cümleyle toparlayıp söyleyeyim arkadaşlar. İnşallah aklınızda kalır çünkü lazım bir şey bu yani. Çok ufuk açıcı bir şey. İşte külliyattan aklımıza gelen açılan şeyler. Kainattaki ilim ve irade, bizzat kainatta bulunan ilim ve irade ve hatta kudret de. Ama kudret belki materyalistler veya onların bakış açısıyla yetiştirilmiş bizim gibi nesiller, talihsiz nesiller açısından net görünmeyebilir. İlim ve irade tarafı daha net gözükür. Kainatta kainatın varlığını devam ettirecek ilim ve irade yok arkadaşlar. Bakın insan varlığın en akıllısı diyoruz. İnsandaki aklın kendinde dönen işlere taalluku 1/1000 bile değil. Neler olup bittiğini biz idare etmiyoruz vücudumuzda. Başka bir yerde bu ilim ve irade var. Oradan burası yönetiliyor. Biz 1/1000 çok küçük. O yüzden zaten iradeyi cüz'iye deniliyor. Bize bir alan verilmiş. Burada da bizim imtihanımız oluyor.
Ancak orada seçimler yapıyoruz. Ben mesela ağzıma girecek lokmayı seçiyorum ben. Sadece seçiyorum. O girdi ağzıma, vücuduma dağıldı, orada neler oldu, neler bitti. Onlardan hiçbirinden haberim yok. Yönetmiyorum, dahil de değilim sürece. Ben sadece önüme çeşitler gelmiş, helali gelmiş, haramı gelmiş, acısı gelmiş, tatlısı gelmiş. Burada bana bir alan bırakılmış, benim sınanmamı sağlıyor bu alan. Ben orada bir seçim yapıyorum. O seçimden sonrası yine benden çıkıyor. Bu demektir ki eğer Cenab-ı Hakk'ın kayyumiyeti olmazsa, bu kainatı bizzat kendisini taşıyacak bir irade, bir ilim ve kudret bulunmuyor. İnsanda bile bulunmuyor. Yani insandan o ilim ve irade tasarrufunu çeksin ve desin ki insan bütün işin sende. Kaç iş yapabiliriz ki biz? İşte bir araba kullanan, bir telefon daha kullandım mesela, kaza oluyor. İki şey yaptım, üç şey yaptım, insan karıştırıyor, birbirine katıyor. İşler bozuluyor. Mesela firmalar elemanlarının ek iş yapmasını istemiyor. Neden? Adamın hem kafası karışıyor, hem dikkati dağılıyor, hem yoruluyor. Diyor ki kardeşim ek iş yapma diyor mesela. Mesainden sonra git evinde dinlen diyor mesela. Futbolculara gece hayatına engel olmaya çalışıyor kulüpler olabildikleri kadar. Neden? Yoğunlaşamazsın diye. Yani yaptığın bir iş var, ona göre bedenini zorluyoruz. Biz senin dinlenmen lazım, odaklanman lazım. Bu mevzulara girme diye engellemeye çalışıyorlar tabii güçleri yettikçe. İnsanoğlu aciz. Bu acizliğin sebebi de kendisini yaratıyor olmayışı. Yaratanın başka birisi olması. Kendisinde kendisiyle ilgili çok küçük bir alan bırakılmış. Maalesef sapıtanlarımız da hep oradan sapıtıyor. İsmi Hayy Kayyum'da böyle muhi ve mumiti zaten konuştuk ne anlama geldiğini. Devam ediyoruz. Hiç mümkün müdür ki ölmüş, kurumuş, koca arzı ihya eden ve o ihya içinde her biri beşer haşri gibi acayip 300 binden ziyade enva-ı mahlukatı haşir ve neşredip kudretini gösteren ve o haşir ve neşir içinde nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde nihayet derecede imtiyaz ile tefrik, imtiyaz ve tefrik ile ihatayı ilmiyesini gösteren, bu cümleyi bir daha baştan alıp okuyayım, biraz dağıttım sanki. 300 binden ziyade enva-ı mahlukatı haşir ve neşredip kudretini gösteren ve o haşir ve neşir içinde nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihatayı ilmiyesini gösteren ve bütün semavi fermanlarıyla beşerin haşrını vaat etmekle bütün ibadının enzarını saadeti ebediyeye çeviren ve bütün mevcudatı baş başa, omuz omuza, el ele verdirip, emir ve iradesi dairesinde döndürüp birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet-i rububiyetini gösteren ve beşeri, şecere-i kainatın en cami ve en nazik ve en nazenin, en nazdar, en niyazdar bir meyvesi yaratıp, kendine muhatap iddihaz ederek, her şeyi ona musahhar kılmakla insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir Kadir-i Rahim, bir Alim-i Hakim kıyameti getirmesin, haşri yapmasın ve yapamasın. Beşeri ihya etmesin veya edemesin, mahkemeye kübrayı açamasın, cennet ve cehennemi yaratamasın, haşa ve kella. Buraya kadar konuşmuştuk. Burada o ihtilat içindeki ayrım, imtiyaz, orada gözüken ilim, bu kadar karışıklık içinde ayırmak elbette ilimli olur. O komplike ilişkileri yönetecek irade, bir baharda düşünün, varlıkta ne kadar ilişki dönüyor o ekosistem içinde. Onların hepsini, hiçbirini karıştırmadan yöneten irade, oradaki gözüken azamet, rububiyet, terbiye edicilik veya kudret, yani onların arkasında görünen kudret, onların işlemesini sağlayan, varlığa çağıran kudret, onlarla ilgili olarak isimler Kadir-i Rahim ve Alim-i Hakim, bunlar bize burada hatırlatıldı. Cenab-ı Hakk'ın marifetine, haşrin marifeti bina edildi böylece. Allah'ın marifeti nereye yaslandı? O da kainatın marifetine yaslandı. Yani kainatı bilmekle Allah'ı bildik, Allah'ı bilmekle de haşri bilmiş olduk böylece. Evet, şu alemin mutasarrıf-ı zişanı,
şan sahibi mutasarrıfı her asırda, her senede, her günde bu dar muvakkat ruh-i zeminde haşr-ı ekberin, büyük haşrin ve meydan-ı kıyametin pek çok emsali ve numunelerini ve işaretini icat ediyor ez cümle. Hep baştan beri söylüyoruz ya, haşir bir kanun. En büyük tecellisi, insan nevinin göreceği en büyük tecellisi haşir kıyamette olacak. Kıyamet sonrasında olacak. Ama ondan önce bu dünyada da onun nevilerini, türlerini, örneklerini görüyoruz zaten. Yani biz büsbütün gaybımızda bir şeye iman etmiyoruz. Delillerine şahit olduğumuz bir şeye iman ediyoruz. Bizim için bizi ilgilendiren kısmı o büyük haşir, ahirette olacak bir şey. O gayb. Onun dışında bu dünyadaki haşirler gaybımız değil ki. Bahar gaybımız değil. İnsanın vücudunun yenilenmesi gaybımız değil. Ekosistemdeki gidişler, dönüşler gaybımız değil. Bak mesela yangın oldu değil mi? Allah beterinden saklasın. Bir sürü yer yandı. Göreceksiniz inşallah 5-10 sene içinde, 20 sene içinde oralar tekrar orman olacak. Gaybımız değil. Vesaire vesaire. Pek çok emsali ve numuneleri varmış, işareti varmış. Ez cümle bakıyoruz. Ez cümle ne demekti? Hemen buradan size söyleyeyim. Aklımdaki yanlış mı? Özetle. Ez cümle özetle. Haşr-ı Bahari'de görüyoruz ki beş altı gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan 300 binden ziyade enva haşredip neşrediyor. Bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip iade ediyor. Başkalarını ayniyet derecesinde bir misliyet suretinde icat ediyor. Halbuki maddeten farkları pek az olan tohumcuklar o kadar karışmışken kemal-i imtiyaz ve teşhis ile o kadar sürat ve vüsat ve suhulet içinde kemal-i intizam ve mizan ile 6 gün veya 6 hafta zarfında ihya ediliyor. Hiç kabil midir ki bu işleri yapan zata bir şey ağır gelebilsin, semavat ve arzı 6 günde halk edemesin, insanı bir sayha ile haşredemesin, haşa. Küçükte gösterdiği azamet üzerinden biz büyükteki imkanını anlıyoruz Cenab-ı Hakk'ın. Tekrar söylüyorum, küçükte gösterdiği, küçük tecellide gösterdiği azamet üzerinden büyükteki imkanını anlıyoruz Allah'ın. Mesela la teşbih ve la temsil. Bir kale var çok sağlam, bir komutan var, öyle bir strateji yapıyor ki 100 askerle onu alıyor, o kaleyi alıyor. Daha başka bir kaleyi 10 bin askerle, 100 bin askerle alamayacağına ihtimal verir misiniz? Ya 100 kişiyle koca kaleyi aldı, öyle bir strateji yaptı ki, öyle bir hile kelimesini tabii insani anlamda kullanalım. Cenab-ı Hak bundan münezzehtir. Öyle bir akıl, mantık, irade oyunları çevirdi ki o binayı aldı. Şimdi o kaleyi aldı. Bunu yapan ötekini hayli hayli yapar. Neyden gördük bunu? Küçükteki azametinden. Mesela yine bir adam tek başına diyelim ya da şöyle diyelim. Yerinden hiç kalkmadan 4 kişiyi dövdü oturduğu yerde. Olmaz ya, farz-ı muhal salladım. Çin filmlerinde böyle şeyler oluyor, adam oturduğu sandalyeden kalkmadan dövüyor falan. Bu adamın ayağa kalktığında 5 kişiyi dövmeyeceğine ihtimal verir misiniz? Adam oturduğu yerden kalkmadan 4 kişiyi dövmüş. 5. kişi niye ona zor olsun kalktığında? Gibi gibi, yani olayı böyle örneklendirmek için la teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak baharda o kısıtlı alanda öyle şeyler yapıyor ki 6 gün zarfı, burada diyor ya 6 hafta veya 6 gün zarfında öyle işler dönüyor ki baharda, yaratılış işleri, onlardaki karışıklık, onlardaki tecelli, onlardaki ayrım, onlardaki gözetiş, ya bunlardan çıkaracağın sonsuzluk tefekkürü sana dedirir ki ya bunu yapan Allah haşri insaniye hayli hayli yapar dersin bunu diyor ister istemez. Başa dönelim, tekrar bir daha okuyalım bu metnin bu kısmını. Haşr-ı Bahari'de görüyoruz ki 5-6 gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan, yani hayvanlar ve bitkilerden 300 binden ziyade enva haşredip neşrediyor.
300 bin o zamanın rakamı. Üstad Hazretleri bunu çokluktan kinaye kullanmış. Bugün o tür sayısını biz daha da fazlaya çekiyoruz biyologların keşfiyle. Belki her yıl 1000 tane yeni bir tür bulunuyor yani canlılar. Çoğu tabii mikroskobik canlılar ama bulunuyor yani. Yeni bir kaplumbağa türü keşfedildi, yeni bir balık türü keşfedildi, yeni bir böcek türü keşfedildi falan. Haberlerini siz de görüyorsunuzdur. Bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip iade ediyor. Yani bazı hayvanların tekrar varlığa çıkışı aynı ile oluyor. Mesela nasıl? Ağaçların kökleri kışın hiçbir faaliyet yokmuş gibi, ölmüş gibi ama yaz geldi mi o kökler tekrar hayata devam ediyorlar. Yani onların ölümleri aslında hayattan kısmen çekilmeleri. İçlerindeki hayat hakikati ölmemiş demek ki. Bak, ölü gibi görünüyor, faaliyet yok. Yeşertmiyor üstündeki ağacını, belki su da çekmiyor yerden falan filan. Ama büsbütün ölüm de değil o. Bekliyor. Zamanı geldiğinde tekrar hiç öyle bir şey olmamış gibi hayata dönüyor. Bunun hayvanlar aleminde şeyi yok mu? Kış uykusuna yatan hayvanlar. Ölü gibi, faaliyeti yok, yatıyor. Yılanlar, ayılar, ayılar gerçi tembelliğinden diyorlar, onların durumu biraz farklı. Biz yılanlara örnek verelim. Sinekler falan yok piyasada, hiçbirisini göremiyorsun. Ama bir dönüyorlar, aynı. Yani aynı canlı tekrar kalkmış. Veya ayniyet derecesinde bir misliyet suretinde icat ediyor diyor. Ayniyet derecesinde misliyet de o canlı değil ama o canlının neredeyse aynısı gibi bir canlı ya tekrar yaratılıyor. Bir sonraki nesil gibi düşünün ya da işte ağaçların yaprakları gibi, meyveleri gibi düşünün. Bir önceki ağaçtan büsbütün aynı değil. Yapraklar arasında, meyveler arasında onların belki mesafesi, büyüklükler arasında farklar var. Ama yekününe baktığında çıkan resim aynı resim. Misliyet de bu demek. Halbuki maddeden farkları pek az olan tohumcuklar o kadar karışmışken kemali imtiyaz ve teşhis ile o kadar sürat ve vüsat, sürat hız, vüsat genişlik ve suhulet içinde, kolaylık içinde kemali intizam tam bir düzenle ve mizan ile, ölçüyle, tam bir ölçüyle 6 gün veya 6 hafta zarfında ihya ediliyor. Hiç kabil midir ki bu işleri yapan zata bir şey ağır gelebilsin? Semavat ve arzı 6 günde halk edemesin, insana bir sayha ile haşredemesin, haşa. Hani bu konuda bir problem yaşıyorsan, ey insan, sen aslında bu dünyadaki yaratışı kavrayamamışsın demektir. Bunu daha da geniş olarak şöyle bir yere götürebiliriz, şöyle bir tefekkür yapabiliriz. Eğer biz bugün Cenab-ı Hakk'ın marifetullahına dair, veya akaide dair sorunlar yaşıyorsak, sorunlar yaşayanlarımız varsa, takılanlarımız varsa, rahatlıkla diyebiliriz ki onlar bu kainattaki eserleri anlamamışlardır. Eğer onlar bu kainattaki eserleri doğru şekilde okusalardı, görselerdi, anlasalardı, zaten o itikadi umdelerde veya Cenab-ı Hakk'ın marifetullahına dair bilgilerde müşküle düşmeyeceklerdi, onlara zor gelmeyecekti, çıkmaza sapmayacaklardı. Kainat onu söylüyordu zaten, olabilirliğini ve olduğunu söylüyordu. Bunu göremediler çünkü orayı okuyamadılar. Orayı okuyamadıklarından şuradaki okumalarında da hata oldu. Bir daha başka bir resme geçelim buradan. Bir başka sonuç daha tefekkür edelim, çıkaralım. İnsanların, Üstad Hazretleri bunu çok yaptığı için altını çizmek lazım. İnsanların itikatlarında, marifetullahlarında arıza olduğunda onları önce ayetlerle, hadislerle muhatap etmemek lazım. Ha, ondan ıslah olan da olur. Amenna. Varsa itikadı, imanı onlara, onlardan düzelir. Ama yoksa, bazılarında o da bulunmuyor maalesef. Öyle bir zamandayız ki ayetle, hadisle adam hiç oralı olmuyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin sözünü naklediyorsun. Kim ki o falan diyor ya da bilmiyor belki. Biliyorsa da umursamıyor. Bu devre geldik artık, bunlarla biraz şey zor oluyor. Geriye dönelim, varlığı doğru okuyor musun diye bir soralım ona. Ve varlık algısını düzeltelim. Üstad Hazretleri küçük sözlerde bunu çok yaptı, hatırlarsınız. O ikili örneklerde işte sağdan giden, soldan giden, İşte rahatlığı seçen, zorluğu seçen,
o temsillerin tamamında birisi varlığı yanlış algılıyordu. Diğerisi onun varlık algısını düzeltmeye çalışıyordu. Bu kainat senin gördüğün gibi olamaz falan. Hatta suretlerin başında da o vardı. Hemen bahsin başına dönüp orayı hatırlayalım. Bak, bir köy muhtarsız olmaz. Bak şuradan geleyim. Şuradan geleyim ha. Sonra arkadaşı ona cevaben dedi. Bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf katipsiz olamaz biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur? Ve bu kadar çok servet ki her saatte bir şimendifer gayipten gelir gibi kıymetdar musanna mallarla dolu gelir, burada dökülüyor gidiyor nasıl sahipsiz olur? Ve her yerde görünen ilannameler ve beyannameler ve her mal üstünde görünen turra ve sikkeler, damgalar ve her köşesinde sallanan bayraklar nasıl maliksiz olabilir? Sen anlaşılıyor ki bir parça frengi okumuşsun, bu İslam yazılarını okuyamıyorsun, hem de bilenden sormuyorsun, işte gel en büyük fermanı sana okuyacağım diyordu. Başka geçmişteki sözlerde de buna dair ifadeler vardı. Onlara da bir bakalım, böyle kolay bulacağımız bir tanesini okuyalım. İşte şuradan mesela okuyalım. İşte ey nefsi serkeş, bil ki o iki yolcu biri muti kanun ilahi, birisi de asi ve hevaya tabi insanlardır. O yol ise hayat yoludur, alem ervahtan gelip kabirden geçer ahirete gider. O çanta ve silah ise ibadet ve takvadır. İbadetin çenden zahiri bir ağırlığı var, fakat manasında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki tarif edilmez. Çünkü abid namazında der eşhedü en la ilahe illallah. Yani halık ve rezzak ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat onun elindedir. O hem hakimdir, abes iş yapmaz, hem rahimdir, ihsanı merhameti çoktur diye itikad ettiğinden her şeyde bir hazine-i rahmet kapısı olur, dua ile çalar. Hem her şeyi kendi Rabbinin emrine musahhar görür. Rabbine iltica eder, tevekkülle istinad edip her musibete karşı tahsün eder. İmanı ona bir emniyet tamme verir. İmanı ona bir emniyet tamme verir. Evet, her hakika senat gibi cesaretin dahi menbaı imandır. Ubudiyettir. Her seyyiat gibi cebanetin dahi menbaı delalettir. Evet, tam münevverül kalp bir abidi, küre-i arz bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz. Belki harika bir kudret-i samedaniyi lezzetli bir hayretle seyredecek. Fakat meşhur bir münevverül akıl denilen kalpsiz bir fasık feylesof ise gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. Acaba bu serseri yıldız ağzımıza çarpmasın mı der, evhama düşer. Bu da mesela bir varlık farklı telakkisinin şeyi. Daha geriye gidelim bakalım. Daha geriden çıkacak karşımıza. Burada da mesela birinci sözde yine o söyleniyor. İki seyyah var, yola gidiyorlar. Burayı okumayayım, uzatmayayım. Yani onlar yolda gördükleri varlığı kendi itikatlarına göre okuyorlar. Veya şöyle söyleyelim. Gördüklerini yanlış okuduklarından yanlış itikat sahibi oluyorlar. Her şekilde başa dönersek, bunların tasihi biraz da varlık telakkisinin tasihiyle mümkün. Eğer vahide, hadise veya ehl-i sünnet mirasına teslimiyeti yoksa, kazi-i makbule gibi bürhansız sözleri kabullenemiyorsa, ona önce kainattan bir gelmek lazım. Çünkü kainat şahitliği reddedilemeyen bir kitap. Onun için de öyle. Diğerlerine böyle şüphesi var, acaba mı ediyor ama kainatı edemez. Kainat üzerinden yapılan ispatlarda da algı düzelmesi daha çabuk, daha başarılı olabiliyor. Bu zamanda özellikle diye düşünüyorum. Allah-u Alem kaydıyla bunu da söyledim. Evet, halbuki maddeden farkları pek az olan tohumcuklar o kadar karışmışken kemal-i imtiyaz ve teşhis ile o kadar sürat ve vüsat ve suhulet içinde
kemali intizam ve mizan ile 6 gün veya 6 hafta zarfında ihya ediliyor. Karışmıyor. Birbirlerine benzedikleri halde, yapı taşları aynı olduğu halde elma elma oluyor, armut armut oluyor, sümbül sümbül oluyor, başka bir şey başka bir şey oluyor. Her şey neyse o oluyor. Adreslerini şaşırmıyorlar. Nediklerinde şüpheye düşmüyorlar. Halbuki özüne baksanız hepsinin özü karbon, hidrojen, oksijen, azot. Bunlardan ibaret bir varlığımız var. Hiç kabil midir ki bu işleri yapan zata bir şey ağır gelebilsin, semavat ve arzı 6 günde halk edemesin, insanı bir sayha ile haşredemesin, haşa. Burada DNA konusuna da bir atıf yapalım. DNA'yı çok böyle sarsılmaz, bükülmez bir şey sanıyorlar. Onun da bence zamanı gelecek. Genlerin de bu kadar belirleyici olmadığını keşfettiğimiz bir zaman gelecek bence bilimde, biyolojide. Tıpkı fizikte, kuantum teorisinde yapılan uyanış gibi biyolojide de bir uyanış yaşanacak. Fizik onların abisi olduğu için önce fizikte oluyor, sonra diğerlerine yansıyor. Yani iki kod, üç kod bir araya gelmiş. Bunun belirleyiciliğinin ne olduğunu bizim sorgulayacağımız bir çağ gelecek. Diyoruz ki biz şu şu kodlar varsa bu adam esmer olur. O kod, o esmerliği veya o sarışınlığı veya o yeşil gözlülüğü, kahverengi gözlülüğü, uzun boyluluğu, kısa boyluluğu nasıl belirliyor? Yani dört tane amino asit yan yana gelmiş. Bu bunun kesinlik sonucu olabilir mi? Bu kesinlikle buna el verir mi? Bu konuda daha yeterince böyle şeye girmedik. O genin altyapısını zorlayacak şeye, sorgulamalara girmedik. Şu an hemen o sonucu veriyor, tamam. Bu o sonucu veriyorsa tamam. Ama niye o öyle oluyor onu daha sormadık. Hani bilim nasıl oluyora cevap verir de niçin oluyora cevap veremez derler ya hep. Bilim felsefesinde hep bu söylenir. Yani nasıl oluyor? Evet, bilim bunu açıklıyor ama niçin böyle oluyor? Bunu açıklayamıyor diyor bilim. Nasılını anlatıyor bize sadece. Acaba muciz numa bir katip bulunsa, hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş. Acaba muciz numa bir katip bulunsa, hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş, 300 bin kitabı tek bir sayfede, karıştırmaksızın, galatsız, yani hatasız, sehifsiz, yine hatasız, noksansız, hepsini beraber gayet güzel bir surette bir saat yazarsa, birisi sana dese, şu katip kendi telif ettiği, senin suya düşmüş olan kitabını yeniden bir dakika zarfında hafızasından yazacak, sen diyebilir misin ki yapamaz ve inanma. Adam 100 bin kitabı yazıyor hafızasından. Senin ondan aldığın bir kitap var. O kitabı suya düşürdün. Diyorsun ki ya bunu yazamaz tekrar. Adam 100 bin kitabı yazıyor her baharda. Tabiri caizse. Her sezonda, kitap sezonunda, fuarda hafızasından 100 bin kitap yazıyor karıştırmaksızın. Peş peşe, aynı anda. Sen diyorsun ki benim kitabım suya düştü, ziyan oldu, tekrar onu yazamaz. Bu mantıklı mı yani bu iddia? Acaba muciz numa bir katip bulunsa, hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş, 300 bin kitabı tek bir sayfede, karıştırmaksızın, galatsız, sehifsiz, noksansız, hepsini beraber, gayet güzel bir surette, bir saatte yazarsa, birisi sana dese, şu katip kendi telif ettiği, senin suya düşmüş olan kitabını yeniden bir dakika zarfında hafızasından yazacak, sen diyebilir misin ki yapamaz ve inanmam, diyebilir misin böyle bir şey? Önceki seni susturmaz mı? Önceki başarısı, muvaffakiyeti acaba'ya düşürmez mi? Lan bu adam yapamaz diyemezsin. Yapmış çünkü, numunesi var, yapabilirliğini göstermiş. Mesela işte çok güçlü bir adamdır. Yumruğuyla 4 tane kiremit, 5 tane kiremit kırmış. Şimdi bir tane de kiremit var. Diyorlar ki bu kıramaz. Diyebilir misin ki kıramaz? Lan 5 tane kiremit kırdığını gördün adamın tek darbede. Şimdi o kiremiti tek bir tanesini kırmakta ne var onun için? Bir diğeri, bu aslında ayetin de bize öğretlediği bakış açısı işte. O Rum suresinin 50. ayeti ne diyordu? İşte bunu söylüyordu bize. Veyahut bir sultan-ı mucizekar kendi iktidarını göstermek için veya ibret ve tenezzüh için, ibret almak ve gezmek için bir işaretle dağları kaldırır,
memleketleri tebdil eder. Denizi karaya çevirdiğini gördüğün halde, sonra görsen ki büyük bir taş dereye yuvarlanmış. O zatın kendi ziyafetine davet ettiği misafirlerin yolunu kesmiş, geçemiyorlar. Biri sana dese, o zat bir işaretle o taşı ne kadar büyük olursa olsun kaldıracak veya dağıtacak. Misafirlerini yolda bırakmayacak. Sen desen ki kaldırmaz veya kaldıramaz. Ya denir mi böyle bir şey? İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bilmem kaç bin hektarlık orman alanlarının yangınlarını hem de aynı anda bilmem kaç yerde, yüz küsür yerde çıktı ve bunları söndürmeye elhamdülillah başardı. Ondan sonra ne diyelim, şöyle bir ufak koruluk var. Bir yangın olmuş veya bir çöp bidonunda bir şey tutuşmuş. Sen diyorsun ki ya devlet bu çöp bidonunu söndüremez. Ya nasıl söndüremez? Neleri söndürdü? Onu mu söndüremeyecek? La teşbih ve la temsil. Burada da işte dağları kaldırıyor, indiriyor. Sırf gezmek için, ibret için böyle bir şey yapabilen birisi dostlarını davet ettiği yere giderken önlerine düşmüş kayayı kaldırmaktan onu ne alıkoyabilir? Kim ona yapamaz edemez diyebilir? Ya gösterdiği ortada, başardığı ortada, takdiri, tasarrufu ortada. Yani onu gördükten sonra bu ayrıntıda sen niye müşküle düşüyorsun? İşte o arada söylediğimiz varlığı doğru okumamaktan kaynaklanıyor bu dalaletler. Dalalet ona da yaslanıyor. O yüzden dalaleti yıkmak, altındaki kilimi çekmek için varlık algısına bir dönmek lazım o insanın. Ama bak sen varlıkta böyle böyle mi olduğunu düşünüyorsun? Veya şöyle şöyle olduğunu mu düşünüyorsun? Mesela ben mezhepler konusuna itiraz eden arkadaşlarla veya işte niye bu kadar çok tarikat var, hak bir olur falan diyen arkadaşlarla hep şey diyorum. Peki diyorum, varlıkta biz bir miyiz? Hayır. Benim tipim başka, kaşım gözüm başka. Kardeşlerimin bile kaşı gözü başka, tipleri başka, huyları başka. Düşünün kaç tane insan var, hepsi başka başka alemler. Belki de şunu söylemen lazım. Cenab-ı Hak büsbütün bir olmamızı irade etmemiş. Birliğimizi istiyor, ittihadımızı istiyor, itikatta birliğimizi, İslam'da birliğimizi istiyor ama onun altında belki de daha hür bıraktığı başlıklar var. Nasıl ki varlıkta bizi bıraktığı hür başlıklar var. Hepimizin iki kulağı var. Hepimizin iki ayağı var. Hepimizin bir burnu var, iki dudağı var vesaire. Ana başlıklarda bir ortaklığımız var ki hepimize birden insan deniyor. Ama onun içinde ne kadar farklılıklar var. Cenab-ı Hak belki o tarikatlarla, mezheplerle, hak tarikatlarla, ehl-i sünnet vel cemaatin o çerçevesi içindeki, o ana başlık, o insandaki ana başlık gibi, itikadın, amelin, İslam'ın ana başlığı içindeki o farklılıklarla da başka bir isminin iktizasını yerine getiriyor. Çünkü varlıkta da öyle yapmış. Dininde niye böyle yapmasın? Varlıkta öyle yapmış, dininde niye böyle yapmasın? O insanlara gidip bunu dediğinizde böyle bir duruyorlar. Yani hakikaten varlıkta böyle. Onu ortadan kaldıramıyoruz ki. Mesela ayet-i kerime buyuruyor. Sizi kabile kabile yarattık ki yek diğerinizle aranızdaki hani ilişkiler artsın, ülfet olsun, muhabbetiniz artsın, tanışıklığınız artsın. Yoksa birbirinize düşman olun diye değil, diye düşünerek oraya da bakmak lazım diye akıllarına geliyor. Cevap arayanların, aramayanlara bir şey yok zaten. Evet. Veyahut bir zat bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde biri dese o zat bir boru sesiyle efradı istirahat için dağılmış olan taburları toplar, taburlar nizamı altına girerler. Sen desen ki inanmam, ne kadar divane hareket ettiğini anlarsın. Orduları kurup dağıtıyor bir günde, birkaç günde. Sen diyorsun ki bir taburu toplayamaz, dağıtamaz. Yani bir tabur ne ki ya? Bir tabur ne ki? Yani o bir taburun öbürünün yanındaki müşküllüğü ne? Yani burada bir kafa yanlışlığı var. Zorun daha zor olursa belki daha zorunu zora karşı şey kullanırsın. Bu ondan daha zor. Onu yaptı ama bunu yapacağı garanti değil diyebilirsin belki. Sen daha kolayı daha zora karşı kullanıyorsun. Zoru başarıyor ama kolayı yapamaz diyorsun. Nasıl yapamaz abi? Nasıl yapamaz?
İşte bu üç temsili fehmettinse, anladınsa bak, nakkaş-ı ezeli, ezel sahibi nakkaş, nakış işleyen, gözümüzün önünde kışın beyaz sayfasını çevirip, bahar ve yaz yeşil yaprağını açıp, ruh-u arzın sayfasında 300 binden ziyade enva'ı yani türleri, kudret ve kader kalemiyle ahsen-i suret, en güzel yüz, en güzel biçim, en güzel şekil üzere yazar. Birbiri içinde birbirine karışmaz. Beraber yazar, birbirine mani olmaz. Teşkilce, suretçe birbirinden ayrı hiç şaşırtmaz, yanlış yazmaz. Yazmıyor, yanlış yazmıyor Cenab-ı Hak. Elmadan armut çıkmıyor, karpuzdan kavun çıkmıyor. İnsan elini karıştırıp bir şeyleri bozmadığı sürece Allah-u Teala aynı şekilde yaratıyor. Çünkü vaat sahibi, sadıkul vaat, daha önceki hakikatte görmüştük onu, dediği gibi oluyor. Ama sen karıştırırsan imtihan gereği sana bir alan bırakmış. Elma ağacını armut aşısı yaparsan bozuyorsun mesela. Evet, en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte derc edip muhafaza eden Zat-ı Hakim-i Hafiz, bak, en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte derc edip muhafaza eden Zat-ı Hakim-i Hafiz, hikmetle yaratan ve hıfzeden Zat, vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi? Ve küre-i arzı bir sapan taşı gibi çeviren Zat-ı Kadir, ahirete giden misafirlerinin yolunda nasıl bu arzı kaldıracak veya dağıtacak denilir mi? Hem içten yeniden bütün zihayatın ordularını, bütün cesetlerinin taburlarında kemali intizamla zerrat-ı emri künfeye kün ile kaydedip, yani ol der olu verir. Kur'an'daki bir ifade bu. Hangi ayetmiş? Hatta devamını da okuyalım. Bir şeyin olmasını murad ettiği zaman onun işi sadece ol demektir, o da olu verir. Yasin suresinin 82. ayeti. Yasin suresinin 82. ayetinden bir ifade. Başka ayetlerde de geçiyor galiba. Kaydedip yerleştiren, ordular icat eden Zat-ı Zülcelal, tabur misal cesedin nizama altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ve eczai asliyesini bir sayha ile nasıl toplayabilir denilir mi? Ya bak, diyor ki bitkinin ruhu tohumunda saklı. Çünkü onların çok çeşitliliği yok ya. Yani onlarınki belki biyolojilerine kodlanmış şeyle ilgili sadece. Onun genetiği, tohumundaki o miras bir öncekisinin ruhu gibi oluyor. Aynen taşınmış oluyor yani. Şimdi bunu nokta gibi tohumda incirin programını incir çekirdeğinde saklayan Allah'tan uzak değildir ki o hikmet sahibinden, o her şeyi bilenden, o hafizden, o muhafazayı sağlayandan uzak değildir ki vefat edenlerin ruhlarını da muhafaza etmesin. Belki senin de bir çekirdeğin var. Bedenin için düşünme bunu sadece. Ruhun için düşün. Belki Cenab-ı Hak başka bir alemde, başka bir şekilde bir çekirdek tutuyor zaten senden. Sen bu dünyadaki varlığında o çekirdeği görmüyor olabilirsin. Sana mezarında tamamen çürüyormuşsun gibi gelebilir. Ama sen zaten Allah'ın ilminde yazılısın. Yani silindin mi sen Allah'ın kitabından? Bu dünyadaki varlığının ölüme gitmesiyle Cenab-ı Hak haşa sümme haşa bildiğini unuttu mu sana dair? Haşa sümme haşa unutmadı ki. Orada zaten kayıtlısın. Belki çok yerlerde o geçmiş derslerde konuştuğumuz izlerini bırakmakla zaten kaydolundun. Bir yerlerde senin dosyan zaten tutuluyordu. Olacak şey sadece o dosyadan senin tekrar yazılman, tekrar açılman, tekrar toprağa atılıp yeşertilmen. Bütün mevzu ondan ibaret diye düşünebilirsin, böyle fehmine yaklaştırabilirsin. Çünkü zaten Allah'ın ilminde sen mevcutsun, oradaki varlığın hala duruyor. Ve küreye arzı bir sapan taşı gibi çeviren Zat-ı Kadir, her şeyi gücü yeten Allah, küreye arzı sapan taşı gibi çeviriyor. Ahirete giden misafirlerin yolunda nasıl bu arzı kaldıracak veya dağıtacak denilir mi? Dünyayı çeviriyor ya. Yani dünyayı çeviriyor. Bu ölüm taşı onun için nedir ki? Hem hiçten yeniden bütün zihayatın ordularını, bütün cesetlerinin taburlarında kemal intizamla zerrat-ı emri künfeye kün ile kaydedip yerleştiren,
ordular icat eden Zat-ı Zülcelal, tabur misal cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye, esas zerreler ve eczai asliye, asıl parçalarımızı, donanımımızı bir sayha ile, bir sayha ses, sayha ses demek, bakalım. Evet, sesleniş, yani sura üflenmek belki burada kastedilen, Allah-u Alem odur. Bir sayha ile nasıl toplayabilir, denilir mi? Yani burada ordu misalini niye verdi Üstad Hazretleri? Çünkü ordu mesela istirahate dağılır, sonra bir komutla tekrar toplanır değil mi? Ve toplanması kolaydır. Çünkü zaten ordudaki personel yerlerini biliyorlar. Ama acemiler mesela, acemilerin askere alışma süreci daha zordur. Niye? Daha önce toplanmamışlar. Daha önce o türden nizam şeylerini görmemişler, tecrübe etmemişler. Tecrübeleri olmadığı için o tecrübeye bina edilmiş amelleri de zayıflar. O açıdan diyor ki burada Üstad Hazretleri, ya Cenab-ı Hak kainatta zerratı birbiriyle tanıştırmış, bizi biz olarak var etmiş zaten bir kere. Bu ordunun zerreleri birbirini tanımış, neferleri birbirini tanımış. Ahmet'im ben değil mi? Ahmet'in atomları artık birbirini tanıyor. Çünkü Ahmet diye bir şey var oldu. İlkini başarmış. Düzenle çalıştırıyor. Hiç hata yok. 10 numara her şey. Bu dağıldıktan sonra tekrar ikinci bir emirde zaten Ahmet olmayı bilen bu ordu niye toplanamasın? Mehmet olmayı bilen ordusu niye toplanmasın? Ayşe olmayı bilen ordusu niye toplanmasın? O zerreler zaten biliyorlar yani. Kimin ne olduğunu, nerede olduğunu biliyorlar. Kimin ne görevi olduğunu biliyorlar. Bir tanışıklıkları var. Cenab-ı Hak emrettiğinde istedikleri zaman, istediği zaman, buyurduğu zaman onlar elbette bir araya gelebilirler. Bu açıdan Cenab-ı Hakk'a nasıl bir zorluk söylenebilir? Öncekine kıyasla. Varlığa bakıyorsun, zaten var böyle bir şey. İkincisinin imkansızlığını neyle söylüyorsun yani? Neye dayandırıyorsun bu imkansızlığı? Ancak kendi cehaletine, kendi edemez yapamazlığına. Bundan başka bir karinen yok. Bu da senin hatan, çünkü sen kul olmakla Allah olmayı karıştırdın. Kendi beninle Allah'ın zatını karıştırdın. Kendindeki arızaları Allah'a taşımaya başladın. Halbuki sana konulan özellikler arızalarını taşı demek değildi. Allah'ı onlardan bakarak anla diyeydi. Nasıl ki kendi ilminde bir şey yapıyorsun. Ben ilmim olmasa bu kitabı yazamazdım diyorsun. Kainat kitabını da Allah yazmış, demek ki onun da ilmi var demen lazımdı. Sen dedin ki ama sonucu ve malzemeyi yanlış bir yere götürdün. Ben bu kitabı işte çok zorluklarla yazdım. O zaman Allah da bu kitabı çok böyle bilmem zorlukla yazmıştır. Hayır, Allah için o zor değildir. O zorluğu taşımayacaktın sen. Sen kusurlarını, sınırlarını değil, oradan perspektifi taşıyıp imanına yol bulmalıydın. Ama işte o hatayı yaptığın için sonucu da itikadında zorlanmaları sebebiyet verdi. Yani bütün dalaletlerin arkadaşlar kökenine gittiğiniz zaman işte varlığı yanlış okumak olduğu gibi kendi arızalarını Allah'a taşımak da var. Sanki bizdeki sorunlar Allah için de geçerliymiş gibi, haşa sümmaşa. Böyle şeylere varanlar itikatlarında yanlışlara düşüyorlar. Evet arkadaşlar, vaktimiz dolmuş. Daha fazla uzatmayayım. Böylece bir sayfa daha geçmiş olduk. Ama biraz daha işimiz var. İnşallah önümüzdeki günlerde Cenab-ı Hak afiyetle ömür verirse, fırsat verirse bu dersleri yapmaya devam edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Bu derslerin de tesirini üzerimizde halk eylesin. Bizi Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadıyla yanına alıp yine Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadıyla haşr-ü neşeylesin. Amin, amin, Allahümme amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.